Aslında seyircilerimizle bazı bilgileri paylaştık. Bugün her birimiz merak ediyoruz o tam kapanma sürecine girecek miyiz? Çünkü kısmi kapanmanın iki haftalık süre olduğunu biliyoruz. Bugün son gündü. Rakamlara en azından yansımış durumda. E, nedir öngörünüz geliyor mu tam kapanma? Şimdi biz bugüne kadar üç defa farklı dönemlerde kısmı kapanmalar aldık. Onların yansıdığını görmüştük. Bu son kısmı kapanmanın da bir miktar yansıdığını gördük. Ancak hala sayılarımız ciddi oranda yüksek. O nedenle de kız en azından ben bilimsel olarak önerdiğim tam kapanma ama tabii ki tam kapanmanın kararı alınabilmesi birçok parametreye bağlıdır. O nedenle hükümet bütün parametreleri değerlendirilip tam kapanma veya ...daha sıkı kısmı kapanmalar, daha fazla kurallar getirebilir. Dolayısıyla benim önerim tam kapanma olsa da tam kapanmayı çok beklemiyorum. Çünkü insanlar hem bedensel hem ruhsal hem sosyal sorunlarla karşı karşıya... ...bütün bu üç parametreyi birlikte yönetebilecek bir kısmi kararların alınabileceği öngörüsündeyim. Ama buna şiddetle de ihtiyacımız var insanların uyumunun da ciddi derecede artması gerekiyor. Çünkü Haziran ayından itibaren artık ülkemizde turizm sezonu ve tarım sezonu başlıyor. Dolayısıyla bu sayılarla bu sektörleri işletmemiz zor olacaktır. Dolayısıyla hükümet bütün bunları göz önüne alarak önemli kararlar alacağını öngörüyorum. Peki vatandaşların Buyurun. Vatandaş, vatandaşların da önerilen bütün bu normalleşme adımlarında koşulluydu hepsi bu koşullara vatandaşlar tam uyum göstermesi lazım zaman zaman bizim yaptığımız beyanların da hatalı anlaşıldığını görmekten de çok üzülüyoruz mesela aşı kaçınılmaz bir şeydir önemli bir silahımızdır pandemide Aşı olanların da maske mesafe hijyen kurallarına diğer insanlar gibi uyması gerektiğini, aksa da mikroorganizma birinden alıp birine taşıyabileceklerini söylememiz insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor. Oysa bu kuralların hep birlikte aşı olsak da olmasak da ki aşı kaçınılmazdır, çok ihtiyacımızdır ama hepimiz kurallara tam olarak uymak zorundayız. Hükümetimizin de bu aldığı paket önlemler içinde küçük esnafın yaralarının sarılması, ekonomik desteklerin sağlanması çok pozitif bir etki yapacaktır inşallah. İnşallah bütün esnaflarımız da bundan yararlanabilir ve dolayısıyla bu zor günleri devlet millet hep birlikte el ele geçmiş oluruz. Umarız inşallah siz şimdi az önce aslında tam kapanmanın Gelmesini beklemiyorum ama kısmi kapanmaların devam etmesi gerektiği yönünde bir yorum yaptınız. Tabii bugün toplantı sonrasında göreceğiz tam kapanma olacak mı olmayacak mı? Bir diğer yandan da aşı olanlara uyarıda bulundunuz. Kuşkusuz bu da önemliydi. Aşı olsanız da kurallara uymaya devam etmeniz gerekiyor diye. Bir yandan o... Artan sayıların düşmesini görmek tabloda sevindirici olan kısmı durumun. İnşallah ilerleyen süreçte daha da düştüğünü görürüz. Peki bu bulaşın devam etmesi, işte mutasyonlu virüslerin daha hızlı yayılıyor olması süreciyle birlikte şu soruda akıllara geliyor. İşte salgın en çok toplu taşımalardan mı bize bulaşıyor, orada mı en çok buna maruz kalıyoruz diye vatandaş soruyor bu konuda da hem açıklama alalım sizden hem de varsa uyarılarınız dinleyelim. Çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Bu mikroorganizma da bulaşında en büyük neden insanların bir araya gelmesi. İsterseniz toplu taşım olsun, isterseniz başka amaçlı bir toplantı olsun, isterseniz sokakta İstiklal Caddesi gibi yoğun bir yerde yürüyor yürüyor olun. Yani bütün mesele insanların bir araya gelerek, solunumuyla, konuşmasıyla taşıyıcıların mikroorganizmayı havaya atması ve bu havanın başkaları tarafından solunması. Tabii ki toplu taşımalarda yakın mesafelerde inenlerle, binenlerle veya uzun süre kalanlar arasındaki maruziyet artacaktır. Dolayısıyla önemli bir parametredir. Ama bunu toplandılar gibi kapalı alanlarda, tüm kapalı alanlar aynı riski taşımaktadır. Bütün mesele o, o toplulukta bulunan insanların taşıyıcı olup olmadığınız bulunup bulunmamasının önemi var. İsterseniz bu e, okul olsun, isterseniz ev olsun, isterseniz bir mağaza olsun, isterseniz cami olsun, isterseniz taşıma olsun. Yani bütün mesele e, yoğun insanların bir araya gelmesi ve aralarında taşıyıcıların bulunması. Şimdi bu yüksek sayıların bulunması nedeniyle de İstanbul'da işte 20-30 50 kişide bir kişinin taşıyıcı olduğu şüphesi var. Dolayısıyla bu kadar insanın bir araya geldiği her yer risk açısından önemlidir. Dolayısıyla maske kuralını mutlaka standart olarak uygulamak zorundayız. Hı hı. Biz biliyorsunuz mutasyonlar nedeniyle bu virüsün silahlarını değiştirdiğini, daha hızlı bulaştığını, evet. daha uzak mesafeden bulaştığını, daha az virüsle bulaşabildiğini söylüyoruz sürekli. Dolayısıyla mümkünse çift maske bile takılmasını önerdik. İnsanlar eğer solunumlarını sıkıntıya sokmuyorlarsa, uyumları iyi olabiliyorsa böyle kalabalık yerlerde, toplu taşımalarda, bulundukları her türlü zorunlu olarak değilse bulunmasınlar lütfen bulundukları her yerde çift maske takmaları, el hijyenine mutlaka çok önem vermeleri gerekiyor. Peki. Buradan bir başka şey de söylemek istiyorum. Zaman zaman bu mutasyonlu virüsler nedeniyle testler konusunda bazı televizyonlarda çeşitli konuşmacılar farklı yorumlar yapıyor. Bu yorumların birçoğu hatalı sonuçların ve 400'ün üzerinde çalışan laboratuvarda görevli, 1000'in üzerinde mikrobiyoloji uzmanı çok üzmektedir. Ee, sanki bu tanı hatalı konuyor gibi. Çünkü bu testi hiç çalışmayan, hiç bilmeyen insanın bunlar hakkında e, sadece teorik bilgiden yararlanarak e, şey, yorum yapması yanlışlara neden oluyor. Bu kadar çok yoğun evet. çalışan, gece gündüz 24 saat çalışan mikrobiyoloji uzmanlarını ben savunmak zorundayım. Bu insanlar bu testin çok e, PCR çok önemli bir teknolojik test. Dünyada bundan daha Hassas bir test yok ve iyi planlanmış ve hedef mikroorganizmanın birkaç noktasını değişmeye dayanıklı, dirençli olan birkaç noktasını hedef alan bir test ve hı hı. biz hem iç kalite hem dış kalite kontrolleriyle bu laboratuvar testlerini şey yapıyoruz, kontrol ediyoruz. Dolayısıyla. Evet. Hatalı olan bütün dünyada neyse durum Türkiye'de de odur. Asla Amerika'dan, İngiltere'den, Almayadan farklı bir durumda değiliz. Lütfen bu test konusundaki yanlış anlaşılmalara insanlar şey yapmasın, insanların moralini bozmasın. Peki hocam. Çalışanlar çok yoruluyorlar. Bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Vakit evet. ayırıp yayına katıldığınız için, emekleriniz için de ayrıca teşekkür ederiz. var varolunuz.